5 günden beri Ankara'nın misafiri bulunan İran Şehinşahı Muhammed Rıza Pehlevi ve İmparatoriçe Süreyya Pehlevi ve Reis-i Cumhur Celal Bayar hususi trenle Zonguldak'a hareket etmişlerdir. 5 gün müddetle Ankaralılardan gördüğü muhabbetin güzel hatıralarıyla dolu olan Şehinşah, bu hissiyatını kendisini uğurlamaya gelenler arasında belediye reisine ibla etmiş ve Ankaralılara en kalbi selam ve sevgilerini göndermiştir. Şehinşah Muhammed Rıza Pehlevi ve İmparatoriçe Süreyya Pehlevi ile Reis-i Cumhur Celal Bayar, Türk ve İran hariciye vekilleri ve refakatindeki heyet üyeleri 20 Mayıs günü saat 11'de Karabük'e gelmiş ve tezahüratla karşılanmışlardır. Halk, kardeş memleketin hükümdarlarını ve Reis-i Cumhur Celal Bayar'ı selamlamak üzere erken saatlerden beri istasyon civarına toplanmış bulunuyor ve aziz misafirleri hararetle istikbal ediyordu. Misafirlerimiz bundan sonra Karabük demir ve çelik fabrikalarını ziyarete davet edilmişlerdir. Şehinşah ve İmparatoriçe tesisleri alakayla tetkik etmişlerdir. Büyük misafirlerimiz ve Reis-i Cumhur öğle üstü Karabük'ten Zonguldak'a müteveccihen hareket ediyorlar. Tren santral mevkiinde bir müddet durmuş ve aziz misafirlerimiz 120 bin kilovatlık bir güce sahip olan Çatalazı santralını ziyaret etmişlerdir. Santral daimi olarak 100 bin kilovatla çalışmakta ve bunun 20 bin kilovatını Ankara'ya, 80 bin kilovatını da İstanbul'a vermektedir. Santralın 20 bin kilovatlık bir jeneratörü de yedek vaziyette bulunmaktadır. Santral hakkında verilen izahatı müteakip İran Şehinşahı defteri mahsusu imzaladı. Şimdi aziz misafirlerimiz ve Reis-i Cumhurumuzla birlikte Zonguldak'a gidiyoruz. Büyük misafirlerimiz Şehinşah Muhammed Rıza Pehlevi ile İmparatoriçe Süreyya Pehlevi, Reis-i Cumhur Celal Bayar saat 16.30'da Zonguldak'a varmışlardır. Misafirlerimiz ve Reis-i Cumhur istasyonda Zonguldak mebusları, Deniz Kuvvetleri Kumandanı, sivil ve askeri erkan tarafından karşılanmış ve bu zevat majestelere takdim edilmiştir. Bando, İran ve Türk milli marşlarını çalıyor. İhtiram kıtasının teftişini müteakip, halkın alkışları arasında açık bir otomobile binen aziz misafirler ve Reis-i Cumhur, Ereğli Kömür İşletmeler Umum Müdürlüğü konağına gelmişler, buradaki istirahatleri esnasında kendilerine Zonguldak Maden Havzası, liman ve çalışmaları hakkında izahat verilmiştir. Tamam
tamamen modern tesislerle teçhiz edilerek memleketin tahmil ve tahliye kapasitesini 5 milyon tona kadar çıkarmak gayesine hizmet eden limanlardan biri olan Zonguldak. Tabiat bakımından da bir o kadar güzel olan Zonguldak'ı aziz misafirlerimiz devamlı bir inşa devresi içinde görmüşlerdir. İran Şehinşahı Muhammed Rıza Pehlevi ve İmparatorişe Süreyya Pehlevi ile Reisi Cumhur Celal Bayar, akşam üzeri Zonguldaklıların sevgi tezahürleri arasında ve merasimle uğurlanmıştır. Büyük misafirlerimiz deniz yoluyla İstanbul'a hareket edeceklerdir. Şimdi kendilerini Türk Deniz Kuvvetleri'nin Savarona okul gemisine götürecek olan hücum botuna biniyorlar.